Verilen bilgi nasıl kullanılır? Serimize devam ediyoruz. Adam derse kökler aynı işaretli. Biz ne yaparız? Kesinlikle kökler çarpımı sıfırdan büyüktür ve delta sıfırdan büyüktür. Eşitsizlik sistemini çözeriz. Kökler aynı işaretli ve pozitif olduğu söylenirse 1. Kökler çarpımı kesinlikle sıfırdan büyüktür. 2. Kökler toplamı kesinlikle sıfırdan büyüktür ve delta sıfırdan büyüktür. Eşitsizlik sistemi çözülür. Diğerine bakalım. Köklerin aynı işaretli ve negatif olduğu söylenirse. Bir, kökler çarpımı kesinlikle pozitiftir. Kökler toplamı kesinlikle negatiftir ve delta sıfırdan büyüktür. Eşitsizlik sistemi çözülür arkadaşlar. Bunları lütfen unutmayın. Bir yere not alın, yapıştırın. Görüşürüz.